Annen ve baban umarım pedagoji ile ilgili olarak kendilerini eğitirler. Çünkü sen bu yaşta çok şeysin. Vulnerable, bu nedir? Biraz çok etkilenebilirsin ve hayat boyu yani belki de biraz şey dersin. Onun için inşallah, valla doğrusu olumsuz şey etmek istemiyorum ya. Aferin sana ya. Çok iyi çocuksun. Tebrik ederim seni. Fakat sadece benim bir tek endişem, çok fazla kitap okuma konusunda yarışa gidersen doğru olmaz, iyi olmaz. Yani %100 olumsuz olur demiyorum ama riskli bir şey gelişmen açısından. Onun için iyi arkadaşlar edin falan filan. Tarih kitaplarını hiç okuma şimdi. Hani belli bir yaşa gelirsin, liseyi bitirirsin falan. Ondan sonra hatta lisede de tarih okuma. Dini kitaplardan, tarih kitaplarından uzak dur. Liseyi bitirdikten sonra artık onlara ilgi duyabilirsin. Felsefe, mantık, işte fizik, kimya, astronomi belki şey eder. O konularla ilgili tek yönlü olarak da kendini geliştirme. Yani zaten meraklı birsin, felsefeciysen her şey ilgin var. Çok sevindim senin bu haberine. Yani Türkiye'den felsefeden bahseden, felsefeyi tavsiye eden hem de bir çocuk var. Ben şey diyorum, ben liselere değil, hatta ortaokula felsefe dersi konması taraftarıyım. İlkokula da eleştirel kritik düşünme dersleri. Zaten her çocuk filozof doğar. Sürekli bunu söylüyorum. Maalesef ana baba, çevre, moruklar onu şey eder, cezalandırır. Sorguladığı vakit, aklını kullandığı vakit, merak ettiği vakit. Çünkü kendileri cevap veremezler. Cevap verince daha önce kendilerinden önceki moruklarla çelişirler. Onlar da moruklaştırılmışlar, beyinleri yenmiş veya şizofrenik insanlara dönüştürülmüşler. Bir konuya gelince bakıyorsun mühendistir, alabildiğini bilir o işleri. Ama başka konularda bakıyorsun tümüyle saçma salak şeyler yapar, işler yapar. Onun için ondan sonra okula gidersin, öğretmen olumsuz bir hayatı olmuştur. Kendine de güveni yoktur. Öğrenci yetiştirme konusunda da, ders öğretme konusunda da, tartışma konusunda da yeteneği yoktur maalesef. Veya da bir doğru dürüst eğitim almamış. Orada da soru sorarsan, sorgularsan zor durumda kalırsın. Zılgıt yersin. Neyse yani hele camiye gidersen falan zaten soru muru falan yok. Oraya gidersen iyice maalesef potansiyelin öldürülür erken yaşta. Yani Türkiye o açıdan ki yani başka bir ülkede olsaydın, diyelim ki Hollanda'da olsaydın, Finlandiya'da olsaydın, İsveç'te, Amerika'da, Kanada'da falan olsaydın bu endişelerim olmazdı, seni tanırlardı. Ve bu işin ehli olanlar, Nihat Hatipoğlu gibileri değil, böyle cahil cahil takımı değil veyahut da böyle Kur'an kursu hocası gibi falan değil. Bu konuda gerçekten eğitim almış, deneyimi olanlar seni özel bir gifted school'a koyardı. Aslında gifted okullarına da gitmene de gerek yok. Normal öğrenciler arasında da belki olman, normal öğrenciler dediğim öğrenciler arasında olmanın da bir şey yok, bir sakınca yok. Onun da getirdiği yararlar vardır. Mesela bu okulda, Accelerated Learning Lab'de öyle bir ayrım yoktu. Dahi çocuk, savant dediğimiz çocuklar, aynı zamanda normal ve normal derken yani tabii yani bir zeka denilen bir şey var. Ama bu doğuştan da olmayabilir. Bazen doğuştan çok zeki çocuklar sakatlanabiliyor veyahut da doğuştan bile normal zekası olanlar da sonradan yükselebiliyor. Ben zekanın dinamik olduğuna inanıyorum. İlla böyle tümüyle genetik değil. Çevre zekayı azaltabilir, yüceltebilir. Mesela kültür, Orta Doğu kültürü zekayı aşağı indiriyor. Genetik olarak normal bir zeka var. Ama o zeka da insanları çocukluktan beri saçma salak
öğretiler, adetler, beyne virüsler yerleştirerek zekayı sabote ediyor. Onun için yani Orta Doğu ülkelerinde zeka düşüktür, ortalama zeka düşüktür. Etnik, genetik şeyden değildir, dini ve kültürel sebeplerden dolayı o zeka düşüyor. Nitekim oradaki çocuklar başka bir ülkeye gittiği vakit o ülkede bir bakıyorsun, eğer ortam özgür bir ortamsa, baskıcı değilse, otoriter, ataerkil bir toplum değilse, o toplumda bakıyorsun çok yüksek bir zeka, eğer kardeşi orada kalmış, kendisi buraya gelmiş, arada büyük fark görebilirsiniz. Neyse, selam ve sevgiyle.